Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlere yaklaşık 2-3 liraya mal edebileceğiniz bir laptop aydınlatması yapacağız. Bunun için bize gerekli olan malzemeler lehim kalemi, maket bıçağı, USB kablo, pipet ve silikon tabancası. Evet gençlik, bunu inceden yapımına geçelim şimdi. Bakalım. İlk önce şöyle pipetten bir ölçü almanızda fayda var. Şöyle. Yes. Şunu şöyle tutturduğumuzda ortalama şu kısımdan falan keserseniz iyi bir sonuç elde edebilirsiniz gibime geliyor. Bakalım deneyelim. Kablonun ucunu soyalım. Bu arada maket bıçağını kullanırken dikkatli olun. Gerçi siz elinizi iyi kullanıyorsunuzdur ama. Bu arada unutmadan söyleyeyim, sonra bana küfür etmeyin. Bize lazım olacak uçlar, yani bunun içinde toplamda 4 tane uç çıkıyor. Bize lazım olacak uçlar kırmızı ve siyah olan uçlar. Bunların biri artı biri eksi uçlar arkadaşlar. Bu ince kablolara falçatayla girmemenizde fayda var bu arada. Yakarak sormaya çalışırsanız daha kolay bir sonuç elde edebilirsiniz gibi geliyor. Aynen görüldüğü gibi. Şimdi sıra pipeti şuradan bir ölçü alayım ilk önce. Bakalım. Şuraya denk gelse ortalama şuradan kesmenizde fayda var. Pipeti orta kısmından kesiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni kablonun dışarıda kötü bir görüntü sağlamaması. Şimdi şunu kestiğimiz yerden geçirelim. Koyayım. Bu yaptığımız işlemlerden sonra ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Şimdi tam olarak ölçü almamız için bakalım led ortalama pipetin tam ucuna gelecek. Veya siz isterseniz sarkıkta bırakabilirsiniz bunu. Veya daha içe doğru gömebilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim ledde iki tane uç bulunuyor. Bunlardan biri uzun biri kısa. Uzun olana kırmızı olan kabloyu, kısa olana da siyah olan kabloyu bağlayacaksınız arkadaşlar. Ve daha sonra lehimleme işlemine geçeceksiniz. Şimdi sıra pipeti sabitlemeye geldi. Bakalım. Şurada. Hop. Bu arada geçen gene abuz partisindeyim. Çıkardım şezlongun üstüne koydum VT300-500'ü. Arkadaşlar dedi bu ne? Dedim VT300-500. Dediler gibi olmuş. Ondan sonra çok üzüldüm. Daldım havuzun dibine. Orada bir ağlamaya başladım arkadaşlar. Allah sizi inandırsın. Hop şunu şöyle tutturalım. Tabii ki de bunun böyle tavana bakması sizin için hiçbir şey ifade etmeyecek. Bunun klavyeye doğru bakması için elektrik bandıyla bunu şu tarafından bantlarsanız eğer herhalde istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Aynen şu şekilde şu açıyla yaparsanız eğer bence gayet mantıklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Zımbırtımızın yapımını bitirdik. Ortaya şekil itibariyle böyle bir şey çıktı. Böyle isimsiz kalmasın diye düşündük. Buna biz Şakir adını koymaya karar verdik. Siz de evinizde yapacağınız şakirleri bize gönderebilirsiniz. Bu arada unutmadan geçen hafta yaptığımız VT300-500'lerin fotoğraflarını gönderdiniz arkadaşlar. İlk önce teşekkür ederiz. Gayet kıyak olmuş. Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ayrıca webtekno.com'dan da takipte kalın. Hepinize eyvallah. Aga zıplatıp durma şunu s**t. Drone'u lan. Uçmayan drone mu olur?